Seren Serengil'in haberini verelim. Evet. Çünkü nedir? Herkes Yaşar İpek'le boşanacaklar mı, ne olacak, çok merak ediyor bu haberi. Senin bir yorumun olur mu? Takip etmişsindir Seren Serengil'in yani yaşadıklarını. Yani hiç kimsenin tabii ki gönül evlenip boşanmasını tabii ki gönül istemez. Ama işte aralarında herhalde bir takım sorunlar oldu. Allah ikisini de ayrı ayrı mutlu etsin. Seren Serengil'le ilgili anlatmak istediğim bir şey var mı? Yok. Hani Yeşim Salkım'dan bir bomba çıktı ya, şimdi herkesten deneyeceğim sana. Yok, hiç kimseyle ilgili bir bombam yok. Benim genelde bu kendimle ilgili bombalarım. Yeşim'i de sevdiğim için bunu ciddiye aldım. Yoksa normalde biri bana kiminle konuşup kiminle konuşmayacağımı tabii ki söyleyemez. Artı bunun için blokladığı için de hiç kimseyi aramam ama o benim için çok özel. Dolayısıyla bundan dolayı çok üstünde durmak istedim mevzunun. Ay siz ne yapıyorsunuz? Ellerinizden telefonu alacağım sizi. Şimdi şu mesaja Seren Serengil'in paylaşımlarını bulmak için telefona döndüm. Aktaracağım çünkü size. Önce Bilal Özcan şöyle haberler yapmış Ali abi. Seren Serengil onları yalanlayınca ben de gördüm ve boşanma arifesindeler mi neler oluyor diye tekrar taraflara geri dönüp bilgi almak istedim. Boşanma duruşmasına Seren Serengil'in gitmediği haberi de kalkmış. O yüzden açıklamalardan bunu anlıyorum. Dolayısıyla süreci Seren Serengil'in geciktirdiği, duruşmaya girmediğiyle ilgili bir haber yayınlamış. Seren Serengil'in açıklaması ise şu olmuş. Onu verebilir miyiz arkadaşlar? Diyor ki bu haber tamamen asılsızdır. Davamızı açtık ve duruşma günü henüz gelmedi. Onu bekliyoruz. Benim açımdan böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bilal'cim, kim sana yanlış bilgi verip yanlış yönlendiriyorsa bana sormanı beklerdim. Ben detaylara girmeden kimse rencide olmadan sessiz sedasız bu işin bitme taraftarıyım. Susma hakkımı kullanıyorum. Bu herkesin yararınadır. Bu tip haberler yaptırılarak mecbur bırakılmadıkça sessizliğimi koruyacağım. Çocuğumu kaybettim. Çok ağır şeyler yaşadım. Ben o defteri çoktan kapattım. Benim için kağıt üstünde kalmasının dışında hiçbir anlamı yok. Gündemimde değil. Ben davamı açtım. Çekişmeli olduğundan sürüyor. Karşı taraf böyle açtı. Biz de karşı dava açtık. Bu bir süreç. Bunu bekliyoruz. Yani buradan bir kere yalan olduğunu anlıyoruz. Bir davaya, duruşmaya gitmemesiyle ilgili bir durum yok. Hemen peşinden avukatının bir paylaşımını Seren Serengil yine sevgili avukatı Esenur Ezgi'nin paylaşımını verdi ekrana. O da şu önemli bilgiyi verdi. Baştan sona uzun uzun size okumayayım. Duruşma 13 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır dedi. Müvekkilim üzerinden yalan ve asılsız haberlerle gündeme gelmesine müsaade etmeyeceğim. Yine açıklamasının içinde. Sonra da tarihi gösteren böyle aile mahkemesinin kendilerine gelmiş olan taahhütlü belgeyi yayınladı tarihiyle birlikte. Onu da verin lütfen arkadaşlar. Böylece 13 Mart'ta Yaşar İpek'le Seren Serengil boşanıyor mu başlığımız da öne çıkmış oldu. Ali abicim. Evet. Evet dersen bu kadar konuşup sadece evet dersen. Şimdi birisi yazmış Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Bilal Özcan bunu kaldırmış. Kaldırdı. Evet. Kaldırdı. Ben de göremedim haberi. Kaldırdı. Şimdi gazetecinin görevi aldığı istihbarat bilgisini double check yaparak taraflara sorarak doğru mu ya da değil midir diye teyit ettirmek. Hı hı. Ama sosyal medyada yani bu konularda çok hassas olduğunu sanmıyorum. Hatırlarsan yıllar önce Beren Saat hamile, işte Kenan Doğulu'ya çok yakın güvendiğim bir kaynak falan olay olmuştu. Ben o gün dedim yani bir hamilelik haberinin kaynağı böyle bıdı bıdı dılı dılı olmaz yani. Ortada somut veriler olması lazım. Şimdi Seren Serengil'in boşanma davası yılan hikayesine döndü. Şimdi desem ki bu olayın içinden bu söylenenlerin dışından da bir şeyler çıkacak. Çok fazla içine girmek istemiyorum. İnşallah boşanırlar. İnşallah herkes yoluna gider. Şu Seren Serengil'in boşanma davası ile ilgili 13 Mart'ta boşanacak mı? Haberler şimdi öyle çıkacaktır. 13 Mart'ta boşanma davası var. Bu tarihlerde boşanacak mı diye dersen bana o duruşmada boşanma olmayacak çünkü neden? İhtilaf aralarındaki ihtilaf
Ama bir mal ciddi paylaşımı yoksa neden boşanma olmasın ki? Hemen boşamazlar mı sence? Hakikaten ciddi söylüyorum. Bak bunu bilmediğim için soruyorum. Ben hiç evlenmedim ve boşanmadım. Bildiğim bir şey sormuyorum ya, sana. Ben de tecrübelerime dayanarak hayır, söylüyorum. Hayır, şunu merak ediyorum. Seren'le Yaşar için sormuyorum bunu. Ciddi söylüyorum. Mesela ortada kişisel muhalefet varsa, yani atıyorum işte birbirine hakaret etmiş vesaire. Bu da mahkemeyi uzatıyor mu? Yoksa kardeşim yok, siz ayrılın. Hani birbirinizden nefret etmeye devam edin. Taraflar birbirinden giriyorlar. Bir şey talep etmezse. Evet. İlk duruşmada bitebilir. Heh, ama taraflar birbirinden bir şey talep etmiyorsa bitmez. Ki burada talep ettiği konusunda net bir bilgi var. Şaka bilgi doğru ya, yayabilirsiniz bunu. Ha şaka şimdi, mı yapıyor ya? Bilmeden sordum. Yemin ediyorum bilmeden. Ben çok özür dilerim. Netleştireyim. Hem Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel'le konuştum. Bazı iddiaları var. Ama Seren Serengil'in avukatı Esenur Ezgil ile sabah konuşamadım. Doğrudur ki, her iki tarafını konuştuktan sonra onların iddialarını da gündeme getirelim. Etik bulmadım. Ali abi de tabii ki biliyor detayları. Evet. Yani elimizdeki belgede detaylar var ama. Ben tamamen bilmeden sordum ama. Yani bunları da onların üzerinden sormadım. Yani kişilerin birbirinden bir şeyi yoksa bir celsede bitiyor ama değil mi normalde? Yani normalde anlaşmalı boşanmaları lazımdı. Anlaşmalı boşanamadıklarına göre... taraflar ısrarla, iki tarafta diyor ki ben de boşanmak istiyorum. Boşanamıyorlarsa demek ki mahkemeye sunulan dilekçelerde söylenenlerin tersine bir şey var. Bu kadar. Bu çok taze, yeni bir bilgi, yeni bir başvuru. Yaşar İpek'in avukatının iddiası. Karşı tarafla da konuştuktan sonra yine magazin notlarından ilk duyacaksınız diye düşünüyorum ama böyle.